Merhabalar. Bugün Karar Gazetesi'nin yazarı Mehmet Ocaktan'ı ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu son bir iki yazınız hayli enteresan. O yüzden ikisine de biraz değinmek isteyeceğim ama önce isterseniz çok sıcak olduğu için şu AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı manifestoyla başlayalım. Şimdi buna kendileri manifesto diyorlar. Siz dün açıklananları bir manifesto olarak değerlendirir misiniz? Çünkü manifesto dediğiniz zaman bu çok güçlü bir beyan anlamına geliyor. Arkasında durulacak, tarihin yönünü değiştirecek, gidişatı değiştirecek. Bu bir manifesto mudur gerçekten? Şimdi şöyle bakmak lazım. Ben manifesto olan açıklamalar, AK Parti'nin seçim beyannamelerini, manifestolarını gördüm. 2002 seçim beyannamesi mesela benim bilgisayarımda masa üstünde durur. Onu zaman zaman yazdığım yazılarda da her zaman kullanıyorum, paragraflar alıyorum. Yani AK Parti aslında bugün geldiği noktada değildi. Geçmişte bu tür hem demokratik değerler açısından, hukukun üstünlüğü açısından çok önemli şeyler yaptı ve bunu da zaten 2002 seçim beyannamesinde ortaya koymuştu diye. Oraya baktığınız zaman hatta zaman zaman milletvekili arkadaşlarla karşılaştığımda bana diyorlar ki nereye gidiyoruz? Herkes de tabii bir endişe var. Doğal olarak AK Parti'nin şu anda geldiği noktanın AK Parti içinde onunla de bir AK endişe var Parti diyor musunuz? tabii kesinlikle milletvekili arkadaşlarla birebir konuştuğunuzda onlar bu gidişattan asla memnun değiller. Çünkü sonuçta bu partinin içinde yer alan insanlar AK Parti'nin nerelerden bu noktaya geldiğini çok iyi biliyorlar. Yani en azından bu konuda bir malumatları var. Diyorum ki işte sen yazıda yazıyorsun, görüşün nedir? Dedim ki ben kendi görüşümü söylemeyeyim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Haftada 4 gün yazı yazıyorum. 4 günkü yazımın her gün yazdığım yazıyı AK Parti'nin o manifestosundan bir sayfasını alayım, virgülüne bile dokunmadan koyayım. Yarın siz beni hain ilan edersiniz. Yani AK Parti'nin kendi koyduğu ilkeler ve açıkladığı manifestoları bugün getirsem bana vay bu AK Parti'ye ihanet ediyor, memlekete ihanet ediyor diye bakarsınız. Çünkü yani gelinen nokta bu. Oysa AK Parti'nin başından koyduğu ilkelerde, açıkladığı manifestolarda böyle bir AK Parti yoktu. Yani demokrat, işte hukukun üstünlüğü, Türkiye'yi Avrupa ile entegrasyonu önemseyen, demokratik değerlerin yerleşmesini, bu konuda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları dikkate alan, gerçekten Kronik sorunlarını çözen, aleni çözen sorunu, güç çok sorunu önemli gibi. bir şeydi. Şimdi öyle bir bugünkü açıklananla o günü karşılaştırdığınızda tabii buna o anlamda manifesto demek mümkün değil Oraya yani. geçmeden önce o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi milletvekillerinin de bir kısmı çok rahatsız. Bunu gerçi diğer partiler, muhalefet partileri de söylüyorlar. AK Partili milletvekilleri bize geliyor. Kimi zaman mecliste ya ne olacak, nedir durum diye hani böyle endişelerini dile getiriyorlar diye ama tabii bunu biz basının ölçebilmesi imkan yok. Basın önünde bu Öyle değil. şikayetlerini dile getirmiyorlar. Fakat sizce baktığınız zaman bugün hani dediniz ya bunları yazsam, manifestoda yazanları yazsam beni vatan haini ilan ederler. Bu onu ilan edecek olanlar milletvekilleri değil, değil mi? Bugün kümelenmiş iktidar etrafına Tabii öyle kümelenmiş bakmak tipler lazım. Şimdi bakmak. zaten aslında AK Parti'ye baktığınız zaman da bir genelde Türkiye'nin yönetiminde bir liyakat ve kalitesizlik hat safhada, öyle bakıyorum ben açıkçası. Ama bunu AK Parti 2002'de neden öyle bir manifesto yayınlamıştı? Bana göre o bir anlamda bir demokrasi manifestosu niteliğindeydi. O gün niye yazdı da şimdi niye böyle bir noktada? Ama zaten AK Parti de şimdi öyle bir noktada değil. Yani AK Parti'nin kuruluş döneminden son 5 yıla gelene kadar bir ortak aklın inşa ettiği bir siyasi yapı vardı. Yani çıkarılacak yasalardan, Türkiye'deki özgürlüklerle ilgili atılacak adımlardan, ekonomideki atılacak adımlara kadar hepsini bir ortak akılla karar veren, değerlendiren, tartışan ve sonuç üreten bir parti vardı. Şimdi artık işler öyle değil. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel yapısı da
tek kişinin karar verdiği, istişarenin falan çok önem taşımadığı bir dönem mi yaşıyoruz? O bakımdan parti de aslında AK Parti de bir anlamda kendi içinde tasfiye uğramış bir yapıya dönüştü. O bakımdan böyle bir manifestonun, yani manifesto denen dedikleri bir şeyin ortaya çıkması bana göre çok yadırgayıcı değil. Şimdi bugün yazınızda da aslında siz biraz buna değinmişsiniz. Ve ilginç bir yazı, şurada hemen açayım. Onlar şimdi FETÖ'nün sırlarını kaşıyor. Diyorsunuz ki yani bugün işte bütün herkese, muhalif olan herkese saldıran, hele hele AKP'nin içinden gelip de AKP'yi birazcık eleştirenleri ve daha da fazla yüklenen, herkesi FETÖ'cülükle suçlayan ama kendi aslında sicilleri son derece... Kimi kastettiniz bu yazıyla? Bu biraz önce anlattıklarınız, bu gidişatın müsebbibi bunlar mıdır? Bu yazıda söyledikleriniz şimdi midir? Tabii şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin geçmişte AK Parti'nin eleştirdiği, hem hukuk anlamında hem demokratik değerleri anlamında eleştirdiği şeyler nelerdi? Efendim, Türkiye'de insanlar haklarını ve özgürlüklerini kullanmada sıkıntı yaşıyorlar. O dönemdeki Avrupa Birliği raporları da vardı. İşte Türkiye bir anlamda yarı askeri rejim gibi tanımlayan raporlar vardı. İşte özgürlükler konusunda ve bizzat işte dindar kesimlerin işte başörtüsü bağlamında yaşadıkları sıkıntılar vardı. Bütün bunları eleştire geldi. Yani Türkiye'deki bütün kesimlerin yaşadığı insan hakları bağlamında, özgürlükler bağlamında yaşadıklarını AK Parti çok eleştirdi. Ve o dönemdeki hatta yargı yapılanmasını da eleştirdi. Evet, biz de eleştirdik. Sonuçta burada bir değişim yaşayalım. 2010 referandumu ile Türkiye farklı bir şey yaşadı filan. Fakat sonra bunun sonucu Türkiye'deki FETÖ yapılanmasını çok güçlü bir şekilde devletin içinde örgütlendiklerini ortaya çıkarmış oldu. Tabii burada şimdi herkes elini yıkayıp bir tarafa çekildi ama AK Parti'nin bu konuda çok büyük vebali var. Evet, bütün siyasi iktidarlar döneminde bu işleri kullanmışlar. Gerçekten bu anlamda bence çok tehlikeli bir yapı. Ve Türkiye'nin demokrasisi aslında 15 Temmuz olmasaydı şu anda farklı şeyleri eleştiriyor olacaktık. Belki farklı bir iktidarla karşı karşıya olacaktık. Adamlar bu darbeyi yaparak hem Türk demokrasisine, Türkiye'nin siyasi hayatına, her şeyine bomba koymuş oldular. Bu bir gerçek. Yani ama aslında darbe darbe önlendi, bir darbe yapıldı, darbe önlendi ama bu siyasi hayata bir başka darbe vurdu dersiniz. Başka bir darbe vurdu. Şimdi Türkiye'de tartışma ortamı kaybolmuş oldu. Şimdi bir takım şeyleri tartışamıyorsunuz. Konuştuğunuz zaman hemen anında ya FETÖ'cüsünüz ya PKK'lısınız. Şimdi tabii bu mantık aynen aslında Fethullahçı yapılanmanın mantığıdır. Onlar da hiçbir düşün Ergenekon Babalya süreçlerini hatırlayın. O dönemlerde hiç ilgisi olmayan süreçlerle benim bildiğim bir yeni örnek var. Onları aynı çuvalın içine doldurup yargıladılar. Ve onların hesabı, ben mesela Fethullah Gülen'in bir açıklamasını hatırlarım. Yargıtay'ın kararından sonra benim de içim yandı diye bir cümlesi var. Bu ne demektir? Yani biz iktidar, bunlar çünkü hesap böyle ya, iktidara geleceğiz. Diyeceklerdi ki sizi buraya tıkan, çünkü o yargılamaların hiçbirinin uluslararası hukuk anlamında hiçbir anlamı yoktur. Ve dünyanın hangi mahkemesine giderse gitsin onlar döner. Böyle bir yargılama olmaz. Şimdi onu bildikleri için yarın iktidara geldiklerinde bak sizde AK Parti buraya tıktı, ben sizi çıkarıyorum, artık bundan sonra benim emrimdesiniz. Bunu hesabı yaptık, o açıklama da bunun hesabının sonucu. Fakat bu işler neyse 15 Temmuz'da açığa çıktı. Başka bir süreç başladı. Fakat şimdi FETÖ'nün uyguladığı bütün yöntemler bu defa başka bir şeyle uygulanır hale geldi. Bunun yani yazılım, aslında şu anda yapılan eleştirdiğimiz şeylerin önemli bir bölümü FETÖ yazılımına, yazılımıyla yetişen yapıların bir sonucudur. Ruh aynı ruh devam ediyor. Mesela şu anda sözcüye yönelik büyük bir FETÖ'cülük suçlaması var ve oradaki yazarlar işte Evin Çölaşan, Necati Doğru gibi
Soner Yalçın ve Oda TV'ye yönelik. Soner Yalçın zaten biliyorsunuz Oda TV davasında Fethullahçı örgütlenme tarafından cezaevine korunmuş bir isimdi. Şimdi tekrardan aynı suçlamayla bu sefer FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. Şimdi nasıl işte okuyorsunuz? Yargı süreçlerini yani maalesef bizde dün Fethullahçıların yaptığı da aynı şeydi. Yani adamın Ergenekon'la balyozla uzaktan yakından alakası olmayan insanları ben öyle tarif ediyorum diyor. Öyle yargılıyor. Şimdi de yani herkes bilir ki ne Emin Çölüşen ne de Soner Yalçın'ın Fethullahçı olmadığı. Şimdi bunu böyle herkesin gördüğü göre göre seyrettiği bir ortamda eğer böyle bir şey yapabiliyorsanız bu hem o zaman insanlar dönüp şöyle bir soru soruyorlar. Ya bu madem gerçekten bu Fethullahçı FETÖ yapılanması önemli bir şeydir. Gerçekten de önemlidir. Bununla Türkiye devleti bu yapıdan kurtulmak zorundadır. Bunun için her türlü mücadelenin arkasında varız. Eyvallah. Ama böyle yaptığınız zaman işte bu o mücadeleyi sulandıran bir anlayıştır. Şimdi siz bugün bahsetmişsiniz, tabi isim vermiyorsunuz yazınızda da diyorsunuz işte bir takım yazarlar, artık onlara gazeteci yazar bile denmeli mi bilmiyorum. Hiç bugüne kadar muhatap almadım ama burada biliyoruz kim olduğunu, kimi kastettiğinizi. Her sabah çıkıp yayınlarda işte o gazeteci atılacak, bu tutuklanılacak. Bu hatırlarsanız zamanında da bugün FETÖ davasından yatan bir takım gazeteciler tarafından yapılıyordu. Yarın o tutuklanacak, öbürü bugün gözaltına alacak. Bugün aynısını yapan iki isim var özellikle. Kim peki bunlara kim yaptırttırıyor? Kendilerinden mi menkuller? Aman ya kale alma boşver gitsin mi? Yoksa özellikle mi bu taktik onlara söyleniyor? Bir defa kendilerinden kaynaklanan bir yapı var. Yani bu tür insanlar her dönemde bir şekilde iktidarın bir tarafına tutunup iş görüyorlar. Kendi ekonomik çıkarları diyelim, başka çıkarları gereğince orada bir saf tutuyorlar. Dolayısıyla onun gereği eğer orada bir saf tutmuşsanız doğal olarak bu işlerin yürümesinde onları kullanan da bir yapı olmalı. Yani o yapının böyle çok somut tarifini yapmak mümkün değil ama şimdi bunlar her dönemde işte siyasi iktidarın diyelim ki bir takım yönelimleri var. İşte Türkiye orada yazdığım bir şey var. Mesela Trump iktidara geldiği zaman Türkiye'de Trump'ı evet. eleştirmek yani doğal olarak benim kişisel anlamda Trump'ı demokratik değerler için bir tehlike olarak görürüm. Ve demokrasinin altını oyan bir insan olarak görürüm. Şimdi bunu oturup o gün bir yazı yazdınız diyelim. Bu dünyadaki demokratik değerler açısından, dünya demokrasi, liberal demokrasi açısından tehlikelidir dediğiniz zaman hemen birileri çıkıp vay bunlar işte Tayyip Erdoğan düşmanı. Niye? Ama işte Türkiye Cumhurbaşkanı bununla iyi ilişki geliştirmek istiyor. Türkiye-Amerika ilişkileri geliştirmek istiyor. Siz dinamitliyorsunuz. Dolayısıyla siz Tayyip Erdoğan. Şimdi bu anlayışı anlamak mümkün değil. Ama bunların yapıları bu. Yani zaten iktidarların kenarında var olmalarının oralarda daha doğrusu iktidarın etrafında ben onlara şey diyorum. Bir takım oluşmuş gece kondular. Onlar o süre içinde oralarda varlıklarını sürdürüyorlar. Kimler itibarsızlaştırılacaksa, kimlerle ilgili bir kanaat oluşturulacaksa bunlar o kanaati oluşturuyorlar. Zaten o iktidar bittiği zaman da zaten onların şeyi de bitiyor. Ama bir şekilde onlar başka bir yapının yanında geçip başka bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Zamanında Fethullah Gülen'e övgüler dizenler. Şimdi isimlerini söylemek gerekmiyor ama daha 17-25 Aralık'tan sonra bile televizyonlarda işte biz eleştiriyorduk filan. Bunları yapanlar işte AK Parti ile cemaatin arasını bozmaya çalışan hainlerdir diye ben televizyon konuşmaları hatırlıyorum. Evet. Yani bunlar işte şu andaki bir takım muhafazakar televizyonlarda hala program yapan bu insanlar o gün bu şeyleri yapıyorlardı. Ama şimdi işler tersine dönünce bunlar hemen hiç öyle ahlaki bir kriterleri ya işte şöyle söylemiştik, bu tür yazı yazmıştık en azından ya yaptığımız hataydı aslında şunları yapmamalıydık gibi bir öz eleştiri yapma gereği bile duymadan
hemen başka bir şekilde çok şiddetli bir FETÖ düşmanlığı ile yollarına devam ediyorlar yani. Peki o zaman biraz önceki meseleye dönersek, buraya bağlarsak. Mesela şimdi biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında pragmatik bir lider. Ve konjonktüre göre pozisyon alabiliyor. Yani bugün böyle ama yarın mesela pat diyerek atıyorum Kürtlerle çözüm sürecine de başlayabilir. Esad'la da el sıkışabilir gerekiyorsa. Avrupa Birliği sürecine de dönebilir. Bambaşka bir yöne gidebilir. Bugün, hep bugüne kadar da öyle oldu. Dünyayı iyi okuyor diyelim o bakımdan. Ama AK Parti'nin, partisinin değerleri, demokratikleşme, yani yeni bir manifesto oluşturabilmek, yapmak istese bile bugün bu pragmatizmle, bu etrafındaki gecekondular, bahsettiğiniz bu insanlar nedeniyle artık yapabilmesi mümkün müdür? Yani yarın ben çok demokrat olacağım, çok özgür bir basın istiyorum, artık bu bitirdim bu meseleleri, kapatıyorum ve bambaşka 2003 ruhuna geri dönüyorum dese dönebilir mi? Çünkü etrafında bu kadar çok klikler var. Şimdi tabii biraz zor ama tabii Sayın Erdoğan'ın böyle bir siyasi manevra kabiliyeti yüksek. Yani dediğiniz gibi bunu yapabilir. Fakat çok mesafe alındı. Yani AK Parti'nin kendi koyduğu o değerlerle demokrasi, hukuk konusundaki gerçekten ortaya koyduğu o değerlerin çok gerisinde bir yere gitti. O yüzden evet o manevrayı yapmak isteyebilir. Ama çok onun için artık hem bir anlamda toplum nezdinde çok inandırıcı bir tarafı olmayabilir. Bir de mevcut kadrolar artık başka bir iklime doğru evrildiler. O yüzden orada yeniden eski değişimi sağlamak çok kolay gözükmeyebiliyor. Bir de zaten böyle bir şeyi tercih edip etmeyeceğinden de çok emin değilim. Şimdi geçenlerde Saadet Partisi lideri, Milli Görüş şu hala o tabanı temsil ediyorlar. Gerçekten çok ağır eleştirilerde bulundu ve muhafazakar tabanın, yani geleneksel tabanın, özellikle Refah Partisi'nden kalan Milli Görüş tabanının da AK Parti'ye artık eskisi gibi bakmadığını, hele hele gençlerin durumdan ciddi rahatsızlık duyduğunu söyledi. Şimdi siz Karar Gazetesi yazarları olarak zamanında AKP'nin içinde bulunmuş, AK Parti'nin bütün doğum sürecini sonrasında serpilmesini görmüş yazarlarsınız ve dolayısıyla tabanın nabzını daha rahat okuyabiliyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Gerçekten AK Parti artık severek ve isteyerek etrafında insanları tutabiliyor mu? Yoksa başka nedenlerle mi tabanı konsolide edebiliyor? Şimdi tabii bir Türkiye'de bir %10-15 bir kitle var AK Parti'nin içindeki bu kitlede. Bunları biraz orta kesim diyelim, işte okumuş etmiş ya da belli bir iş şeyi olan insanlar. Onlar işte dünyayı ve Türkiye'yi okumaya çalışan insanlar. Sonuç itibariyle bu gidişatın doğru bir yere gitmediğini, bu hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de mevcut durum açısından iyi sonuçlar üretmeyeceğini görüyorlar ve endişeleri var. Burası kesin ama Türkiye sadece de AK Parti seçmeni onlardan ibaret değil. Bir de genel bir kesim var. Onlar kararlarını geçmişteki bütün Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman da onlar daha çok ekonomik nedenlerle karar veriyorlar. Şimdi insanlar cebinde tehlikeyi gördükleri zaman verecekleri kararlar daha farklı olur. O yüzden 24 Haziran'da 31 Mart'ı karşılaştırdığımızda sanki, yani biz bunu görüyoruz ama toplumda da bu ekonomik bir takım sıkıntıları insanlar daha fazla yaşar hale geldiler. Normal bir genel seçimler olan bir iktidar değişimini gerektirecek bir seçim olsaydı muhtemelen insanlar bir alternatif görmeden kararlarını değiştirmezler. Nitekim 24 Haziran'da da öyle oldu. Ama yerel seçimlerde karar verirken muhtemelen şöyle düşünebilirler. Bu ekonomik rahatsızlıkları yaşayan, ekonomi anlamda sıkıntı çeken kitleler, evet nasıl olsa bir iktidar değişimi yok. Biz AK Parti de bu işleri artık eskisi gibi yapmıyor. Ekonomide eskiden rahattık ama şimdi biz de rahatsızız. Bunlara da bir ders verelim
diye bir karar vermişse eğer 31 Mart seçimlerinin sonuçları daha farklı olabilir. Bunları tahmin etmek tabii ki zor. Peki şimdi burada mesela Devlet Bahçeli ikide bir de çıkıyor beka sorunundan bahsediyor. Tabii onun belki kastettiği Suriye ve Suriye Savaşı ama bir taraftan da bunun algılanması tabii AKP'nin kalıp gitmesi bir beka sorunu. Yani AKP kalırsa bekanın korunması yani Devlet Bahçeli neden bu kadar bekaya vurgu yapıyor diyorsunuz? Mesela bir de ikincisi şunu söylüyor. Bu bir güven oylaması niteliğindedir. Cumhur İttifakı'nın güven oylaması niteliğindedir. Mesela eğer bir iki ili kaybederlerse, en önemlisi Ankara ya da İstanbul kaybederlerse, o zaman biz Devlet Bahçeli'den yine bir erken seçim manevrası mı göreceğiz? Yani bunu da bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey. Yani son dönemde siyaset artık mesela AK Parti'nin şeyini biliyoruz. AK Parti ben de bir dönem milletvekilliği yaptım. Sonuçta evet. İnsanlar sizin yaptıklarınıza onlara sağladığınız ekonomik imkanlara, diğer sosyal imkanlara bakarak karar veriyorlardı. Nitekim öyle de oldu. AK Parti 2014'e gelene kadar bu başarıyı sağlayan da bu nedenlerdi. Fakat son dönemde işte 15 Temmuz bir daha doğrusu Gezi kırılma bir noktasıdır. Esas kırılma noktası Gezi olmuştur ama sonrasında 15 Temmuz'daki o Türkiye'de her şeyin alt üst olduğu dönemden sonra artık siyaset nelerin yapılacağından çok AK Parti'nin dikkat ederseniz biz şunları yapacağız, bunları yapacağız öyle bir şey de yok şimdi. Hiçbir partinin de yok gerçi ama çünkü nasıl olsa iş bir beka sorunuyla işte bu ülkeyi yok etmek istiyorlar. Batılılar, emperyalist güçler geliyorlar. Yani bu seçimde eğer AK Parti'ye oy vermezseniz, MHP'ye oy vermezseniz memleket beka sorunuyla karşı karşıya kalacak. Ben belediye başkanı seçeceğim. İstanbul'da işte trafik sorununa çözüm nasıl üretecek, diğer sorunlara ne üretecek? Yani yerel seçimlerin en önemli özelliği işte bir ilçedesiniz. Oturuyorsunuz hiç memlekette işler de yürüyor. Zaten iktidar da var. Ben belediye başkanı var mevcut. Beğenmiyorum, eleştiriyorum. Ya da daha iyi birisine, bu daha iyi hizmet eder, daha güzel şeyler yapar diye inandığım birisine bakarım. Daha sonra küçük bir ilçedir, tanırım. Ona göre karar veririm. Ama hayır. Yani sen ona bakma diyor Sayın Bahçeli de AK Parti iktidarı da. Bunu seçmezsen, eğer burada biz kaybedersek... Olmazsak. Burada kaybedersek memleket kaybeder ve başkaları gelir. Ya başkaları gel dediğin gelip Amerika Avrupa mı gelip işgal ediyor? Sonuçta bu ülkedeki diğer siyasi partilerden bir partinin üyesi orada belediye başkanı seçilecek. Yani bu genel iktidar anlamında da böyle, belediyelerde de böyle. Ama öyle dediğiniz zaman onun bir karşılığı olmuyor. Çünkü toplum o kadar işte savaşa, şeye endeksi hale getirildi ki başka bir şey düşünme imkanı ve ihtimali kalmıyor. Ben mesela yılda bir AK Parti il kongrelerine giderim Bursa'daki dolayısıyla Eskişehir'e. Hatta bir milletvekili arkadaşa espri yaptım. Dedim MHP kongresine falan mı geldik? Bir yanlışlık olmasın falan diye de. Dedi yok oğlum otur işte AK Parti. Şimdi AK Parti kongresine gitti. Eskiden AK Parti kongreleri öyle olmazdı. Şimdi savaşalım, vuralım, kıralım. Bu böyle bir parti haline geldi. Dolayısıyla artık bu yapılarda sizin bir takım hizmetleri, şeyleri anlatmanızdan çok insanları daha motive edebilmek, daha diri tutabilmek için ya bir işte memleketin selameti açısından şurada bir şey var, ya Afrin'e evet. gidelim, ya bilmem şurayla memlekete karşı büyük bir tehlike var, onu önleyelim. Ya da dış güçler ekonomimizi yok ediyorlar. İşte memlekete karşı büyük düşmanlık içindeler. Aman onlara karşı direnelim ki burada bir ilçe bile kaybedersek bu beka sorunumuzda hiç böyle bir şey yok. Sonuçta belediye başkanı seçeceğiz yani. Mesela 1450... Bahçeli dediniz. Şimdi tabii büyük illerden birisinin kaybedilmesi iktidar açısından, Cumhur İttifakı açısından çok önemlidir. Bunun farklı siyasi sonuçları olabilir. Çünkü zaten onu Sayın Bahçeli söyledi. Büyük illerden kayıplar olursa o zaman ona bakmak lazım. Bugüne kadar gelen örneklerine baktığımızda Sayın Bahçeli çıkıp farz edelim Adana'yı kaybetti. Ankara kaybedildi ya da İstanbul kaybedildi diyelim.
bu sistem yürümüyor. Bu sisteme oturup tartışmalıyız. Girerken seçim. Diyebilir. Siz yani. Bu potansiyeli görüyorsunuz. Örnekler bunu gösteriyor. Şunu bir gazeteci olarak, hem eski bir milletvekili, siyasetçi ve bir gazeteci olarak, siz gerçekten Ankara çok kritik. Şu anda anketler de Mansur Yavaş'ın önde gittiğini gösteriyor. Her ne kadar Özhaseki başka bir profil çizse bile çok yumuşak ve açılımcı bir profil çiziyor ama Mansur Yavaş önde gibi gözüküyor. Ankara giderse İzmir'i ne bilmiyorum AKP'nin alması kolay mı? Çok tahminleriniz nedir? İzmir. Yani İzmir'i pardon Ankara'yı kaybetme riski var mı? Yani anketler biraz öyle gösteriyor ama şimdi ben tabii İstanbul o kadar çok kolay değil diye görüyorum. Öyle mi? Çünkü İstanbul'da yani İstanbul, Ankara gibi illerde, İzmir gibi illerde seçimler referandum gibi olacaktır. Çünkü iki aday oluyor. Evet. Başka bir aday yok. Dolayısıyla İstanbul'da işte MHP ittifakın ortağı İstanbul'daki MHP seçmenini Ankara'daki MHP seçmeni gibi görmemek lazım. İstanbul'daki MHP seçmeni İç Anadolu'dakiler gibi değil. Onlar ne olursa olsun hiçbir zaman CHP'ye oy vermezler. Ama İstanbul seçmeni CHP'ye oy verebilir. Daha ulusal ve seküler bir yapıya sahiptir İstanbul seçmeni MHP'nin. O yüzden her halükarda AK Parti kaç diyelim %50 mi %49 mu seçmenini sandığa götürmek zorunda. Götüremezse sıkıntı olur. Yani çünkü referandumda bir defa %47-48 muhalefetin kesin bir oyu var İstanbul'da. Burada AK Parti seçmeni eğer işte kızlar küser CHP'ye veremez ama ya sandığa da gitmeyeyim filan derse o AK Parti açısından kayıp olur. Ama işte tekrar altını çizmek lazım. Eğer millet şöyle bir karar vermişse demin söylediğim gibi burada bir ders verelim, bunların da biraz aklı başına gelsin derse hiç adayı falan önemli olmaz ve şey değişir. Şimdi mesela dün Cumhurbaşkanı açıklamalarında diyor işte sessizlerin sesi olacağız, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu balkon konuşmaları seçim öncesi, seçim sonrası ya da manifesto adı altında işte akıllı şehirler, şehir planlaması. Şimdi bunlar sizce geçen mesajlar mı? 90'ların başından beri zaten İstanbul'u Refah Partisi ardından da işte AK Parti yönetiyor. Dolayısıyla artık insanlar için işte şu sorunu çözeceğiz, bu sorunu çözeceğiz. Bir karşılığı var mı? Çünkü ne yapılabildi ve ne yapıldığı önemli. Ben bugünkü manifestonun en önemli bölümünün tasarruf ve şeffaflık vurgusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemde özellikle belediyelerdeki yolsuzluklar konusunda çok fazla yer aldı özellikle İstanbul'da. Günlerdir Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker belediye bütçesinden özellikle vakıflara, tarikat vakıflarına, işte dini vakıflara aktarılan paraları, Fatih Belediyesi'nin 11 milyon liralık bir mehter takımı bütçesi ayırdığını, olmadık projeleri, olmadık paraların gittiği konuşuluyor. Şimdi bunların mesela siz halkta bir karşılığı var mı? Ve yani ne diyor dersiniz mesela Çiğdem'in yazdıkları çok önemli. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii AK Parti mesela Sayın Cumhurbaşkanı belli partide de belediyelerde de metal yorgunluğu var demişti. Aslında bunu derken illerden, ilçelerden kendi tabanından gelen artık belediyeler bu konuda çok fazla eleştiri kaynağı haline geldiler. Uygulamalarından rahatsız olan toplum kesimlerinin arttığı yönündeki bilgiler zaten böyle bir sonucu üretmişti. O kesim yani toplumda bu konuda AK Parti'ye oy vermiş olan kesimlerde bile böyle bir rahatsızlığın olduğu kesin. Yani ona kimsenin zaten AK Parti kendisi de zaman zaman dillendiriyor. O yüzden de zaten manifestoya koyuyor ki artık bundan sonra bu işleri daha şeffaf yapacağız ve dolayısıyla toplumun rahatsız olduğu, insanların rahatsız olduğu bir takım şeyleri artık yapmayacağız diye anlıyorum ben. Bunun tabii inandırıcılığı ne kadardır? Bir de tabii toplum bu işlerden evet rahatsızdır da değiştirme konusundaki kararlılığı ne kadardır ondan emin değilim.
Çünkü bazı şeyleri konuşuyoruz, tartışıyoruz ama sonuçlar öyle o tartışılanlar gibi olmuyor. O yüzden Türkiye'de tabii belli şeylerle ilgili bazı sonuçların nasıl olacağı konusunda tahminler de çok şey değil. Başka bir programın değil. Konusu olabilir ama şu Çiğdem'in yazdıkla yani şunu sormaya çalışıyorum. Şu vakıf işlerini aslında devletin vakıflar daha bağımsız ve farklı bir şey olmalı. Belediyelerin vakıflarla bir ilgisi olmamalı. Yani bunu belki daha temel bir yasa ya da anayasa değiştiği neyse yapılarak bu işleri, çünkü böyle olduğu zaman her zaman eleştiri olacaktır. Bir de tabii burada belki en çok eleştirilerden birisi sadece belli kesimlere veriliyor. Hani toplumun daha çok farklı kesim vakıflarına falan da verilse belki bu kadar olmaz ama her şeye rağmen bence hiçbir hangi kesime olursa olsun vakıfları, belediye, çünkü belediyenin hizmet şeyleri belli. Yani kimlere nasıl bir harcama yapacağını, yol, su, elektrik neyse işte onun dışına çıkarmak lazım. Aksi takdirde bu işin önünü almak ama mümkün olmayabilir. Burada şimdi baktığımız zaman bütün bu vakıflarla aslında çok kilit yerler tutuluyor gibi görünüyor. Hani Çiğdem Toker'in yazısını isteyen seyircilerimiz de okuyabilirler. Sözcü'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şeffaflık sözünün altında bütün vakıfların durumunu yazmış, aldıkları paraları. Hala cemaatler, dini cemaatler üzerinden bir yapılanma, büyüme, AK Parti hareketinin içine, hareket demeyelim artık, yani şu andaki mevcut durumun içine cemaatlerin ağırlığını koyma eğilimi devam ediyor diyebilir miyiz? Ya da bunda siz bir gidişatta tehlike görüyor musunuz? Cemaat yapılarını tabii Türkiye'nin cemaat yapılarından ne çektiğini çok net olarak özellikle bu FETÖ yapılanmasıyla gördük. Ama sadece bu kadar mı? Elbette değil. Çünkü farklı cemaat yapılarının da devlet içinde kendilerine göre bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Şimdi bunu söylediğiniz zaman şöyle bir eleştiri de alıyorsunuz. Yani orada falan cemaate mensup insanlar olmasın mı? Olsun, elbette olsun. Yani devletin içinde işte Alevi inancına sahip olan da İslami kesimin farklı inanç, tarikat, neyse kesimlerine mensup olan insanlar da işte düşünce anlamında çok hiç sizin belki de asla birlikte olamayacağınız ya da onaylamayacağınız düşünceye mensup insanlar bile olmalı. Bu zaten devlette birlikte yaşamanın en önemli unsurlarından birisi. Devletin de zaten bu temel görevlerinden birisi. Aksi takdirde ayrımcı bir devlet yönetimi yapmış olursunuz. Fakat bu başka bir şey. Yani falan cemaate mensup birisi devletin bir yerinde olabilir. Ama bu eğer giderek o cemaatin adamları belli yerlerde kümelenip ve devlet hiyerarşisi içinde alması gereken emirleri başka yerlerden almaya başlıyorlarsa o zaman orası bir devlet değildir. Devlette çünkü devletin kendi kuralları vardır, yasaları vardır. Ona göre emirler alınır, talimatlar verilir ya da işlemler ona göre yürütülür. Ama burada siz bir cemaatin tarif ettiği çerçeve içinde alırsanız işte FETÖ'nün yaşadığınız şeyi, FETÖ'de yaşadığınızı 10 yıl sonra başka bir cemaat eliyle yaşarsınız. Böyle bir risk görüyor musunuz siz? Yani tehlikeli, riskli alanlar oluştuğunu şimdi, düşünüyor musunuz? Ne kadar olduğu konusunda çok kesin bilgilere sahip değilim ama belli kurumlarda bu tür yapılanmaların olduğunu duyuyoruz. İşte falan kurumda başkanından başkan yardımcısında belli kurumlara kadar bir cemaatin mensupları var diye bir takım bilgilerim var. Ama bunlarla ilgili kesin bilgi sunabilecek durumda değilim. Fakat zaten olmasa da konuşulmaz bu işler. Aslında böyle bir şey var. Ama bunu devlet ne kadar ciddiye alıyor ondan emin değilim.
Devlet ne kadar? Şimdi çok bir yani kararla ilgili bir soru soracağım ama oraya geçmeden önce Ahmet Taş getiren yine sizin gazetenizin yazarı mesela enteresan bir yazı yazmış. O da diyor ki bu sürekli bu diyor işte işte burası bir kabile devleti değildir. Sürekli işte bizim bir beka sorunumuz vardır. Sürekli devlet bir tehlike altındadır konuşmaları diyor. Bana çok acayip geliyor. Bu bin senelik topraklar ve bu kadar büyük bir devlet geleneği hala biz bunları söylüyorsak çok ciddi bir özgüven sorunuyla karşı karşıyayız o zaman. Benim bildiğim bu gibi konular eğer varsa ciddi tehlikeler ya da risk alanları milli güvenlik kurullarında konuşulur. Devletin güvenlik birimlerinde konuşulur. Bir stratejiye bağlanır ve bu böyle ulu orta söylenmez. Zaaflar ortaya atılmaz diye bir yazı yazmış. Bu önemlidir. Şimdi mesela siz devlet yapısından bahsettiniz de ciddi bir devlet işleyişi olduğunu düşünüyor musunuz hala? Bütün bu bahsettiğimiz vakıflar meselesi, tehlikeli gidişat, cemaatlerin yeniden yapılanıyor mu, yapılanmıyor mu, ne oluyor, ne bitiyor? Yani nedir durum? Nasıl görüyorsunuz şimdi devleti? Zaten ben o beka sorunu şeyini gördüğüm zaman her zaman endişeliyorum. Yani demek ki kardeşim bu kadar güçlü bir devlet, Osmanlı'dan gelen derin gerçekte yapıları olan bir devlet. Hani o zaman biz kabile devleti değiliz dediğiniz zaman ya bir dakika, kabile devletinde bile herhalde orada insanlar eyvah yok olduk gidiyoruz demez. Hele güçlü bir devlet hiç böyle bir şey dillendirmez. Bu bana göre güçsüz olmayı, devletin gücünün kaybolduğunu itiraf niteliğinde olan bir beyan diye düşünüyorum. O yüzden de endişe ediyorum. Gerçekten böyleyse bir tehlike altındayız demektir. Yani bu ülkede ordusu var, güvenlik güçleri var, devletin ekonomik yapısı var, bu kadar şeyi var. Böyle bir devlet işte atıyorum işte PKK ya da o birisi bir yerden bir şey söyledi ya da bir herhangi bir dışarıdan sözlü bir saldırı oldu diye bu devlet yok olacaksa o zaman başımızın çaresine bakmalıyız. Daha güçlü yapılar oluşturmalıyız. O zaman öyle bir endişeye kapılıyorum. Demek ki hakikaten güçsüzüz. Devletin bir gücü yok. O yüzden de devletin yöneticileri diyorlar ki arkadaşlar bir dakika bir tehlike var. Hele bu tehlikeyi atlatalım. Nedir o zaman? Devlet bunun tedbirini almak durumundadır. Bunlar tabii öyle değil. Toplumu motive etmenin, bir yere kanalize etmenin en yararlı araçları. Dolayısıyla zaten bir iki manifestoya baktığımızda da çok böyle projelerde hani sizin de dediğiniz gibi artık çok fazla da bir proje söylenemediği için AK Parti tarafından yani, demokratikleşme vaadi de görünmüyor mesela ya da açılımlar da anladığımız kadarıyla basın özgürlüğü olsun, insan hakları, tutuklular, KYK'yla atılan akademisyenler, ne bileyim ülkede çok fazla işsizlik, bir sürü akademisyenin beyin göçü, buralara değinilmemiş. Ama işte şöyle bir şey var, toplumda da artık bu tür böyle bir duyarlılık yok. Yani aslında bütün dünyanın gittiği bir evet. yer, işte popülist liderlerin dünyasında yaşıyoruz. Avrupa'da da bu işler demokratik değerler tartışılıyor. İşte Macaristan'da, Polonya'da evet. başka bir şey rüzgar esiyor. Dolayısıyla özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra zaten epey bir süredir dünya böyle bir istikamette gidiyordu. O yüzden daha otoriter bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu liberal demokrasinin geleceği açısından büyük bir tehlike. Daha doğrusu hepimiz açısından bir tehlike. Yani bir faşizm tehlikesinin yeniden canlanıyor olması beni açıkçası çok endişelendirir. O yüzden Türkiye'de siyasi liderlerin böyle demokrasi manifestoları yazmaları yazmaya bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Çünkü dünyanın zaten öyle bir şeyi yok. Türkiye'deki insanların da hiç öyle bir ihtiyacı yok. Vaktim kalmadı ama Mehmet Ocaktağ'ın bugünkü yazısı değil, bir önceki yazısı bu anlamda çok önemli. Seyircilerimize de söyleyelim. Avrupa'nın geleceğiyle ilgili önemli, aralarında Nobel'li yazarların da olduğu, Orhan Pamuk'un da olduğu bir grup entelektüel yazar, düşünür bir manifesto yayınladılar ve gözümüzün önünde Avrupa çöküyor ama bu ekonomik ve siyasi olduğu kadar düşünce, felsefe açısından da çöküyor ve sizin de belirttiğiniz gibi müthiş bir faşizm rüzgarı var diye endişelerini belirtmişler. Bu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla siz de endişeliyim diyorsunuz. O sahte peygamberlerden bahsetmişsiniz. Dolayısıyla aynı tehlikelerin Türkiye içinde olduğunu düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'de zaten şimdi manifestoya bakarken
neden bu manifestoda demokrati ve özgürlükler konusunda özel bir vurgu yok diye baktığınız zaman yok, böyle bir ihtiyaç hissedilmiyor zaten. Dünyanın gidişatı da öyle bir yönde değil. Son bir not, hemen onu da sorayım. Karar Gazetesi yakın bir zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Şimdi Karar Gazetesi'nin pozisyonu hep herkesten daha farklı. Muhalefet yapmaya çalışan ya da farklı görüşlere yer veren basından daha farklı. Çünkü sizler AK Parti'yi içinden ve yakından tanıyan yazarlarsınız. Zamanında biraz önce de bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağıyla da gidiyordunuz. Ona destek veren medyada da yazıyordunuz. Kiminiz veriyordunuz ama sonra eleştirmeye başladınız. Ve eleştirdiğiniz için de bir anda muhalif basın oldunuz. Şimdi aslında eleştirmedik. Şöyle bana bazı okuyucular diyorlar ki daha önce yazdığın yazıları niye? Ben o gün AK Parti'nin yaptığı şeyi biraz önce söyledim. 2002 seçim beyannamesi bir demokrasi manifestosu niteliğindeydi. Ve 2010 şey kadar yaptığı şeyleri istisnasız destekledim. Bugün öyle şey yaparsa yine desteklerim. Hiç bu konuda, yani bugün de iyi bir şey yaptıkları zaman böyle bir eleştiri ya da AK Parti karşıtlığı anlamında değil. Biz diyoruz ki Türkiye AK Parti ile önemli bir istikamete girmişti. Hem demokratikleşme anlamında hem Avrupa Birliği anlamında Türkiye'nin çok önemli bir şey yakalamıştı. Bu rüzgar yakalamıştı. Bunu devam ettirmeliydi. Bizim bütün söylediğimiz bu. AK Parti'ye zaman zaman söylediklerimizde bu bir eleştiri ve ona karşı olmak anlamında değil. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğu için o gün nasıl bunları dillendiriyorsak bugün de bunları dillendiriyoruz. Türkiye'nin ve AKP'nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğu için diyorsunuz. Tabii sen. Bunu. Peki bu görüşmede, Cumhurbaşkanı ile görüşmede Akif Bekir ve Mustafa Karayalıoğlu gitti galiba. Bir yumuşama oldu mu? Siz çünkü reklam alamıyorsunuz. Size gelen reklamlar engelleniyordu. Yani pek çok muhalif basına olduğu gibi. Muhalif demeyelim. AKP'yi eleştiren basın. İlla da hepsi muhalif olmak zorunda değiller. Yumuşama oldu mu? Ya da niye oldu o görüşmede? Bizim zaten öyle bir talep de gidilmedi. Yani aman bize reklam verin. Onu zaten biliyorlar. Görüyorlar da doğal olarak yapılan ambargo açık olarak ortada. Her zaman bir randevu talebimiz vardır. Randevu talebimize cevap verildi. Gidildi. Onların işte şikayetleri varsa, nelerden şikayet ettikleri konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle iyi bir diyalog oldu aslında. Ama bunun bir Türkiye'deki sonuçları, daha doğrusu Karar Gazetesi'nin yaşadığı ambargoya olumlu sonucun olup olmayacağını bilemiyorum. Ama çizginizi tabii devam ettiriyorsunuz. Yani eleştirmeye, gerekirse eleştirmeye ya da o anlamda Karar Gazetesi'nin... Yani hep bizi bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Şunun adamı, bunun adamı. Ya sonuçta normal bir gazete olmaya çalışıyoruz. Şimdi bir parti, düşünün, bizi çok önemli siyasi partiler arıyorlar ya, çok iyi haberimizi ver. Eskiden bizim yetiştiğimiz gelenekte siz hangi siyasi iktidarı desteklerseniz destekleyin, her partinin haberlerini büyüktü, küçüktü birinci sayfada verirsiniz. Bu bir gazetecilik geleneğidir zaten. Biz sadece onu yapıyoruz. Haberleri verirken de insanları mahkum etmiyoruz. Ne söylemişse cümlesini koyuyoruz. Çok büyük bir başarılı bir iş yapmışız gibi. Biz normal bir şey yapıyoruz aslında. Hep deniyor ya, eğer bir gün AK Parti tekrardan demokratikleşme sürecine dönecekse ya da eski zamanlarına dönecekse ya da daha farklı Türkiye'nin demokrasisi açısından bir dönemde muhalefet olacaksa, bu AK Parti'ye de yarayacak bir şeydir. Bunu ancak AK Parti'nin içinden bir hareket sağlayacaktır. Bu seçimlerde bir büyük ya da iki büyük ili kaybederse AK Parti'nin içinden yeni bir parti doğabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela Davutoğulları'nın, Abdullah Güller'in yeni bir oluşuma en azından bu seferinde cesaret edebileceğini düşünüyor musunuz? Son olarak onu sorayım. Vallahi bilemiyorum ama beni de çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben diyorum ki ben gazeteciyim. Çıkan siyasi parti olursa bakarım. İşte şöyle şansı var, böyle şansı var diye belki eleştiri de yapabilirim. Ama çok Türkiye'de şu anda siyasi bir hareketin çıkabileceği kanaatinde değilim. Son soru. Sizce AK Parti'ye yani daha da şöyle sorayım bunu. Karar Gazetesi midir bugün iktidara zararı veren, yoksa hiçbir eleştiriyi yazmayan ve sürekli aynı manşetleri atan hükümetin desteklediği basın mıdır? Şimdi normalde eleştiriyi, eğer siyasi iktidarlar tamam doğal olarak eleştiriden pek hoşlanmazlar, doğaları gibi böyledir, ama eleştirilerin iktidarlar arasından faydalı yönü vardır. Evet, eleştiri bir hak olduğu kadar aslında bir ihtiyaçtır. Keşke siyasi iktidarlar
bunu daha iyi değerlendirebilseler ama maalesef elbette yani eğer sizin ben şeyi hatırlıyorum Yeni Şafak'ta 2006'da TCK Türkiye Ceza yasalar çıkarken orada silahsız terör örgütü diye bir ifade vardı. CHP ile anlaşmışlar öyle çıkacak. Bir takım sivil toplum kuruluşları özellikle muhafazakar kesimdeki gittiler. Dediler ki bu yarın bir iktidar gelirse mesela cami derneğinde terör örgütü kapsamını alabilir. Silahsız terör örgütü ifadesi olmaz. Karşı çıktılar. Konuştular. İşte CHP ile anlaştık. Bozamayız bilmem ne. Biz öbür gün o yasa ile ilgili ne manşet ettik biliyor musunuz Yeni Şafak'ta? Mussolini yasası diye manşet attık. 2006'da. Yani sonra o madde değişti. Yani biz o zaman AK Parti iktidarını destekleyen bir gazeteydik. Yani bunu yapmak iktidar karşıtlığı, iktidar düşmanlığı değildir. Memleketin ve partinin de o an için gerekli olan gazeteler zaten medya bunun için vardır. Aksi takdirde o zaman herkes gazete, şeyler, partiler, broşürler çıkarsınlar. Televizyonlara, gazetelere ihtiyaç yok ki. Son bir manşet hazırlayarak kapatalım bu sohbeti. Ne dersiniz şu önümüzdeki günler için, bu seçim süreci için bir manşet atmak isteseniz bu söyleşimize? Vallahi bilmem ki. Yani ben Türkiye'nin her zaman inandığım şeyi açıkçası keşke Türkiye toplumsal anlamda özgürlükleri yeniden keşfedebilsek. Yani bunu gerçekten isteyerek keşfedebilsek diye düşünüyorum. Biraz eksiklik yani aslında toplumlar neyi istiyorsa biraz o oluyor. Yani biz eğer yürekten eğer özgürlükleri talep etmezsek özgürlükleri bulamayız. Mehmet Ocak'tan çok teşekkür ediyoruz. Karar Gazetesi Mehmet Ocak'tan'la konuştuk. Bu röportajın tamamını YouTube sayfamızda T24'te bulup seyredebilirsiniz. Aynı zamanda T24 internet sitemizde de röportajı okuyabilirsiniz. Teşekkür ederiz tekrar.